Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size dolaşım sistemi ile ilgili soru çözümü yapacağım. Biraz fazla soru yazdım. Eğer sorular dakikayı uzun tutarsa iki videoda toplamayı düşünüyorum. Bakalım duruma göre karar veririz. Diyor ki birinci soruda kalpte kanın tek yönlü akmasını sağlayan kapaklar ve bulundukları yerlerle ilgili hangisi doğrudur? Şimdi kalpteki kapakları bir hatırlayın. Neydi bu kapaklar? Bakın hemen çizdiğimiz şekil gelsin önümüze. Bu kapaklar sağ tarafta triküspit kapaklardı. Üçlü kapaklar tek yönlü açılıp kanın geriye gitmesini engelliyordu. Sol tarafta ise arkadaşlar biküspit kapaklardı, ikili kapaklardı. Bunlar da yine kanın geri gitmesini engelliyor. Ayrıca bir de burada damarların, atar damarların birleştiği yerlerde mitral kapak veya yarım ay kapakları bulunuyor. Bu kapaklar da yine damarlara çıkan kanın geriye dönüşünü engelliyor. Şimdi bakalım diyor ki, biküspit kapak sol kulakçıktan sol karıncaya doğru açılır. Bakın biküspit yani ikili kapak nerede bulunuyor? Sol tarafta bulunuyor. Doğru. Kulakçıktan karıncaya doğru açılır. Doğru. Bize zaten doğruyu söylüyor. Bu doğru. Ama diğerlerini okuyalım. Yarım ay kapakçıkları iki karıncık arasında bulunur. Yanlış arkadaşlar. Karıncıklar arasında kapak yok. Yarım ay kapakları nerede bulunuyor? Karıncıkların damarlara çıktığı yerde bulunuyor. O yüzden bu yanlıştır. Triküspit kapak sağ karıncıktan sağ kulakçığa doğru açılır. Şimdi triküspit kapak sağ tarafta bulunuyor, doğru, ama karıncıktan kulakçığa değil, kulakçıktan karıncaya doğru, yani yukarıdan aşağı doğru açılıyor. O yüzden yanlıştır. Yarım ay kapakları sol kulakçıktan sol karıncaya doğru açılır. Yanlış arkadaşlar. Yarım ay kapakları neydi? Damarlara açılan kapaklardı. Triküspit kapakçıklar karıncıklardan damarlara doğru açılır. Hayır. Triküspit kapakçıklar sağ kulakçıktan sağ karınca açılan kapaklardır. Karıncıktan damarlara açılan kapağı ne diyoruz? Yarım ay kapakları diyoruz. O zaman cevabımız ne oldu? A şıkkı oldu. Gelelim ikinci soruya. Aşağıda kalbe kan getiren ve kalpten kan götüren damarlar verilmiştir. Bu damarlardan hangileri kalbe kan getirir, hangileri kalpten kan götürür? Arkadaşlar, kalbe kan getiren damarlara ne diyorduk? Toplar damar. Kalpten kan götüren damarlara, yani kalpten çıkan damarlara ne diyoruz? Atar damar. O zaman bakıyorum. Bakın atar damar, atar damar. 1 ve 3. Bakın kalpten kan götüren damarlar, yani atar damarlar 1 ve 3 iken 2 ve 4 nedir? Kalbe kan getiren damarlardır. Evet, bu şekilde sorumuzu çözmüş oluyoruz. Gelelim üçüncü sorumuza. Diyor ki kana verilen EGPT maddesi sinüatriyal düğümden atrioventriküler düğüme iletimin geçişini engellemektedir. EGPT verilen bir insanda hangileri gerçekleşir? Şimdi hemen kalpteki bu düğümleri hatırlayalım. Bakın kalbimizde iki tane düğüm vardı. Bir tanesi sağ kulakçıkta bulunan sinüatriyal düğüm. Bir tanesi de sağ karıncıkta bulunan atrioventriküler düğüm. Bu da böyle dallara ayrılıyordu. His demetleri ve Purkinje liflerinden oluşuyordu. Purkinje lifleri. Sinüatriyal düğüm kulakçıkların kasılmasını sağlıyor. Atrioventriküler düğümle his demetleri, Purkinje lifleri ise karıncıkların kasılmasını sağlıyor. Şimdi verilen madde sinüatriyal düğümden atrioventrikülere madde geçişini durduruyormuş, engelliyormuş. O zaman kulakçıklar kasılır ama karıncıklar kasılamaz. Diyor ki kanın karıncıklara dolması. Şimdi kan karıncıklara dolması için kulakçıkların kasılması lazım. Bu olur arkadaşlar. O yüzden bu doğru. Çünkü kulakçık kasılıyor. Yarım ay kapaklarının açılması. Yarım ay kapakları nerede bulunuyordu? Karıncıklardan çıkan damarlarda bulunuyor. Karıncıklar kasılmadığı için bu kapaklar açılamaz. Bu yanlış. Biküspit ve triküspit kapaklarının açılması. Biküspit, triküspit burada bulunuyor. Kulakçıklar kasıldığı için bu kapaklar açılır arkadaşlar. Hangileri gerçekleşir? 1 ve 3 gerçekleşir. Geçelim bir sonraki sorumuza. Dördüncü sorumuz. Diyor ki, anemi, kan veya al yuvar sayısının azlığıdır. Aşağıda verilenlerden hangisi aneminin nedenlerinden sayılmaz? Arkadaşlar, aneminin nedenleri neydi? Bakın kalıtsal faktörler olabilir. B vitamini eksikliği olabilir. Daha sonra kan kaybı olabilir. Böbrek ve karaciğer yetmezliği olabilir. Hemoglobinin veya demir eksikliği olabilir arkadaşlar. Ama kalsiyum eksikliği
Olamaz, değil mi? Cevabımız A şıkkı olur. Gelelim 5. sorumuza. Diyor ki, insanda kalbin tabakaları ile ilgili hangisi yanlıştır? Kalbin tabakaları neydi? Dıştan içe doğru perikard, miyokard, endokard tabakaları. Perikard iki katlı bir tabakaydı, zardan yapılmış. Miyokard kas tabakasıydı, koroner damarlar burada bulunuyordu hatta. Endokard ise en içte bulunan kaygan tabakaydı. Diyor ki, perikard kalbin dışını saran bağ dokudan oluşmuş iki katlı zardır. Evet, bu doğru. Perikard da kalbin kolay çalışmasını sağlayan sıvı bulunur. Doğru arkadaşlar, burada bir sıvı var. Miyokard kaslı tabaka olup, evet kaslı tabaka, karıncıklarda eşit, kulakçıklarda kalındır demiş. Yanlış. Kulakçıklarda eşit, karıncıklarda kalındır arkadaşlar. Bu yanlış olacak. Kalbi besleyen koroner damarlar miyokardda bulunur. Doğru. Endokard tek katlı epitelden oluşmuş kaygan ve kalbin iç yüzeyini örten tabakadır. Bu da doğrudur. Cevabımız ne oluyor? C şıkkı oluyor. Geçelim 6. soruya arkadaşlar. 6. soruda diyor ki, aşağıda verilen durumlardan hangisi insanda kalp atışını hızlandırıcı etki yapmaz? Yani kalp atış hızını etkilemez. Bakıyorum, adrenalin hormonu kanda artması diyor. Adrenalin ne yapıyordu? Kanın, kalbin atış hızını etkiliyor arkadaşlar, hızlandırıyor. Dolayısıyla bu olur. Vagus sinirinin uyarılması. Vagus siniri nasıl bir sinirdir? Parasempatik. Parasempatik sinirler ne yapıyor? Kalp atışını yavaşlatıyor. Bize ne diyor? Kalp atış hızını artırıcı etki yapmaz. Yani yavaşlatanı soruyor bize. Hangisi yavaşlatır? Vagus siniri yavaşlatır. Diğerlerine bakalım. Vücut ısısının artması. Bu da kalbimizi hızlandırır. Kanda karbondioksit yoğunluğunun artması arkadaşlar. Bu da yine hızlandırır. Sempatik sinirler de hızlandırır. Cevabımız B şıkkı olur. Geçelim 7. sorumuza. Diyor ki, bir memeli kalbinin karıncıklarının kasılmasıyla kan yapılarından hangilerine gider? Şimdi karıncıklara bağlanan damarlar nelerdi? Bakın, sağ karıncık, bir de sol karıncığı düşünelim. Sol karıncıktan çıkan aort damarıydı, değil mi? Aort damarı. Sağ karıncıktan çıkan ise akciğer, bakın, atar damarı. Neden? Çünkü kalpten çıkan damardır. Kalpten çıktığı için atar damar diyoruz. O zaman hemen bulalım. Akciğer atar damarıyla aort atar damarı. Cevabımız ne olacak? 2 ve 5 olacak arkadaşlar. Gelelim 8. soruya. Diyor ki, insan kalbinin çalışması sırasında gerçekleşen olaylar şöyledir. Bu olayların sıralanışı nasıldır? Neydi? Hatırlayalım. Bakın, bir kafeye gidiyordunuz. Bir kız ya da erkek, yani cinsiyetinize göre değişir, geliyordu ve hiçbir boş masa yoktu. Sizin masanız da boş olduğu için diyordu ki, yanınızda oturabilir miyim? Size gelip diyor ki, selamun aleyküm. O zaman ilk ne oluyor? Sinüatriyal düğüm. Sinüatriyal düğüm çalışıyor. Sinüatriyal düğüm nereyi kasıyordu? Kulakçıkları. Bakın, selamun aleyküm dedi, duydunuz onu o zaman. Kulakçıklar kasıldı. Kasılır. Sinüatriyal düğümden sonra nereye gidiyor? Siz de dediniz ki, aleyküm ve selam ve selamun aleyküm diyecek şey ve aleyküm selam diyecek yerde aleyküm ve selam dediniz heyecandan. Daha sonra nereye gider? His demetlerine, his demetleri, sonra Purkinje liflerine gider arkadaşlar ve karıncıklar kasılır. Karıncık kasılır. İşte sıralamamız bu. Bakıyorum, sinüatriyal düğüm. Evet, sinüatriyal düğümün uyarılmasıyla kulakçıkların kasılması. Bu ikisini birlikte vermiş. Birinci sırada bu olacak. Atrioventriküler düğüm. Evet, ikinci sırada bu olacak. Galiba sırayla vermiş. His demetlerine Purkinje liflerinin uyarması. Evet, sırada bu var. Üçüncü sırada bu. Karıncıkların kasılması. Dördüncü sırada da bu. Sırasıyla vermiş zaten bize. Gelelim 9. sorumuza. Diyor ki, aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki tanımlardan herhangi birine uymaz? Bakıyorum. Kalbin ritmik kasılma ve gevşemesinin atar damarlarda hissedilmesi. Bu nedir arkadaşlar? Tansiyondur. O zaman buna D'ye karşılık geliyor. Kalbin kasılıp gevşemesi sırasında kanın atar damar duvarına yaptığı basınç arkadaşlar. Pardon, birincisini yanlış söyledim. Kalbin ritmik kasılması nabızdır. Bu B'ye karşılık gelir. Şuradaki ise D, yani tansiyona karşılık gelir. Yanlış söyledim, özür dilerim. Karıncıkların kasılması sırasında atar damar duvarına yaptığı basınç, karıncıklar kasılıyorsa büyük tansiyondur. Büyük tansiyon o zaman neye denk geliyor?
A şıkkına denk geliyor. Karıncıklar gevşiyorsa arkadaşlar o zaman da küçük tansiyondur. Bu da E'ye denk geliyor. Hangisi açıkta kaldı? C şıkkı yani kalp döngüsü açıkta kaldı. Geçelim sonraki sorumuza. Sayfamızı değiştirelim şöyle. Evet, 10. soru diyor ki aşağıdaki damar kıyaslamalarından hangisi yanlıştır? Damar çapına baktığımızda en kalın damar hangi damardı? Atar damar değil mi? Yani bunun sıralaması atar damar, toplar damar, kılcal damar olması lazım. Ama bize burada ne vermiş? Toplar damarı önce vermiş. O zaman bu yanlış. Ama diğerlerine bakıyoruz. Kan basıncı neydi? Atardan toplara gittikçe azalıyordu. Hatırlayın hani 40'tan 15'e düşüyordu arkadaşlar. Atar, kılcal, toplar. Bu doğru. Kanın akış hızı. Kan en hızlı atar damarda akıyor. Sonra toplar. En yavaş ise kılcal damarda atıyor. Bu da doğrudur. Kanın ozmotik basıncı. Ozmotik basınç hiçbir zaman değişmiyordu. Hatırlayın. Madde alışverişinde söylemiştik. Bütün damarlarda 25 milimetre civaydı. Eşittir dolayısıyla doğru. Toplam damar çapına baktığımızda toplar damarları daha kalın. Kılcal damarların daha ince. Burada bir yanlışlık yaptık. Bakalım. Arkadaşlar, burada damar çapı yanlış yazılmış. Bakın şurada atar damar, şurası toplar damar olması gerekiyor. Yanlış yazılmış bu. O yüzden bu da doğru olur. Şıkkımız bu olacak. Doğru şıkkımız. İsterseniz bunu da değiştirebilirdik. Yani iki tane yanlışlık oluyor. İlk önce kılcal damar olacak. Toplam damar çapında. Sonra toplar damar. Sonra da atar damar olacak. Cevabımız E şıkkı olacak. Ya da A şıkkı deyip onu da düzeltebilirdik. Gelelim 11. soruya. Diyor ki yukarıda verilenlerden kaç tanesi toplar damarlarda kanın hareketi üzerine etkilidir? Kaç tanesi toplar damarlardaki kanın hareketinde etkilidir? Toplar damarlardaki kanın hareketini hatırlayalım. İskelet kaslarının kasılması, evet bu olur. Nefes alma sırasında göğüs kafesinin genişlemesi, bu da olur arkadaşlar. Bir emme kuvveti oluşturuyor. Kulakçıkların kanı karıncıklara boşalttıktan sonra boş kalmasıyla oluşan emme kuvveti. Evet, bu da olur. Kalbe göre alt bölgede bulunan damarlardaki tek yöne açılan kapakçıklar. Bu da olur. Damarlarda bulunan düz kaslar. Bu da olacak. O zaman 5 tanesi de hepsi yani kanın hareketi üzerine etkilidir diyoruz. Gelelim 12. sorumuza. Diyor ki kılcal damarlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Vücutta en fazla bulunan damarlardır. Doğru. Kan akış hızının en düşük olduğu damardır. Bu da doğru arkadaşlar. Toplam çapın en fazla olduğu damardır. Evet, yan yana getirildiğinde en fazla çap bunda bulunuyor. Doğru. Kan basıncının en düşük olduğu damar. İşte bakın bu yanlış. Neden? Çünkü kan basıncı atar, kılcal ve toplar olarak gidiyor. Hani 40'tan kaça düşüyordu? 15'e düşüyordu. Dolayısıyla en düşük olduğu damar ne olacak? Toplar damar olacak. Bu yanlıştır. Madde alışverişinin yapıldığı damardır. Bu doğrudur. Cevabımız D şıkkı olur. Geçelim 13. sorumuza. Küçük kan dolaşım yolu aşağıda gösterildiği gibidir. Şimdi burada bize X, Y vermiş damarlar. Bu damarları bulalım. Sağ karıncıktan çıkan damar nereye gider? Akciğer. Bakın kalpten çıktığı için akciğer atar damarı diyoruz. Kulakçığa gelen yani kalbe gelen ise kalbe gelen damara ne diyorduk? Toplar damar. Akciğerlerden geldiği için akciğer toplar damarı diyoruz. Evet, damarları isimlendirdik. Diyor ki X akciğer toplar damarıdır. Bakıyorum, hayır, akciğer atar damarı, bu yanlış. Y aort olup temiz kan taşır. Hayır, Y'nin aortla hiç alakası yok. X temiz kan taşırken Y kirli kan taşır. Arkadaşlar hatırlayın, akciğerde ters bir durum vardı. Normalde atar damarlar temiz kan taşıyor, toplar damarlar kirli kan taşıyordu ama akciğerlerde tam tersi. Şimdi burada akciğer atar damarı ne taşıyor? Kirli kan. Akciğer toplar damarı temiz kan taşıyor. Burada tam tersini vermiş. Bu yanlıştır. X ve Y madde alışverişinin en yoğun olduğu damardır. Hayır, madde alışverişinin en yoğun olduğu damar kılcal damarlardır. Dolayısıyla yanlıştır. İnsanlarda hamile kadınlar hariç temiz kanın bulunduğu tek toplar damar Y'dir. Bakın evet, akciğer toplar damarı temiz kanın bulunduğu tek toplar damardır. Hamile kadınları niçin hariç demiş? Çünkü göbek bağı
Göbek bağı, toplar damarı da yine temiz kanı bulunduran damardır arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olur. Gelelim 14. soruya. Kan plazmasında bulunan proteinler ile ilgili. Ne vardı kan plazmasında? Albumin, globulin, fibrinojen, antikor. Hangileri doğrudur diyor. Albumin ve globulin kanın ozmotik basıncını düzenler. Bu doğru. Fibrinojen pıhtılaşmayı sağlar. Evet, doğru. Antikorlar vücudun savunmasında etkilidir. Doğru. O zaman ne oluyor? Hepsi doğru oluyor. Yani 1, 2, 3 diyeceğiz cevabını. Gelelim 15. sorumuza. Diyor ki 15. soruda kan pulcukları ile ilgili hangisi yanlıştır? Kan pulcukları neydi? Bunlar sitoplazmik parçalardı. Bir hücre değildi. Çekirdeksizdirler. Doğru. Kemik iliğindeki büyük hücrelerden kopan parçalardan oluşur. Doğru arkadaşlar. Kanın pıhtılaşmasında görevli özel bir protein üretir. Bir dursun bakalım. Doğru mu acaba? Besin maddelerinin taşınmasını sağlar. Arkadaşlar kan pulcukları besin maddesi taşımaz. Besin neyle taşınır? Kan plazmasında taşınır. Serbest olarak taşınır. O yüzden yanlış olan bu olacak. Karaciğer ve dalakta parçalanır. Bu da doğru. Kanın pıhtılaşmasında görevli olan protein fibrinojendir. Fibrinojen kan pulcuklarında üretilir arkadaşlar. O yüzden bunu da doğru olarak alıyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. Geçelim son sorularımıza. 4 tane sorumuz kaldı. Diyor ki al yuvarlarla ilgili hangisi yanlıştır? Al yuvarlar neydi? Kırmızı kan hücreleriydi. Bulundurduğu hemoglobinle kana renk verir. Evet, kana kırmızı rengini veriyor. Bu doğru. Ortamın oksijen yoğunluğuna göre sayısı değişebilir. Evet. Oksijen azaldığında al yuvar artıyor. Bu da doğrudur. Omurgalıların tümünde olgunlaştığında çekirdeğini kaybeder. Arkadaşlar bu yanlış. Sadece memelilerde çekirdeksizdir. O yüzden bu yanlış olacak. Oksijen ve karbondioksit taşır. Doğru. Cinsiyete, yaşa göre sayısı farklılık gösterir. Bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. Gelelim 17. soruya. İnsanda ödem oluşmasında hangileri etkilidir? Şimdi ödem oluşumunda ne oluyordu? Kan basıncının artması lazım ya da kanın ozmotik basıncının azalması lazım. İşte doku sıvısının ozmotik basıncının artması lazım. Bu gibi sebepler var. Şimdi diyor ki kan proteinlerinin artması. Arkadaşlar kan proteini artarsa eğer kanın basıncı da artar. Dolayısıyla bu olur. Kan basıncının normalden fazla olması. Zaten ikisi aynı şey. Doğru. Doku sıvısının ozmotik basıncının yükselmesi. Yani doku sıvısının kendine su çekmesi. Su çektiği için ne olacak? Yine ödem oluşacak. Cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Hepsi olur. Geçelim 18. soruya. Lenf insan vücudunda hangilerini sağlar? Lenfin görevlerinden soruyor bize. Diyor ki doku sıvısının fazlasını alıp kana karıştırır. Bu doğru arkadaşlar. Hatta tıkandığında ödem oluşuyordu. Al yuvar üreterek solunum gazlarını taşıma. Al yuvar üretmez. Ak yuvarların olgunlaşmasını sağlar. O yüzden bu yanlış. Yağın sindirim ürünlerini kana taşıma. Evet, gliserol ve yağ asitlerini taşıyordu. Zararlı mikroorganizmaları süzerek savunma sağlama. Bunu da yapar arkadaşlar. Cevabımız ne olur? 1, 3 ve 4 olur. Geçelim son sorumuza. Bakın ne dedim? Bu grafik size çıkar dedim. O yüzden bu grafikle ilgili bir soru yazdım. Diyor ki Starling hipotezine göre bir ve ikinci bölgede gerçekleşen olaylarla ilgili. Hemen bir ve ikinci bölgeyi buluyorum. Bakın birinci bölge nedir? Süzülme bölgesidir. Besin ve oksijen doku sıvısına geçer. İkinci bölge emilim bölgesidir. Doku sıvısında bulunan atıklar yani karbondioksit ve amonyak gibi atıklar nereye alınır? Kana alınır. Diyor ki hangileri doğrudur? Kan basıncının ozmotik basınçtan yüksek olduğu birinci bölge. Bakın şurası. Birinci bölgede kandan doku sıvısına madde geçer. Evet, süzülme oluyor, madde geçiyor. Bu doğru. Ozmotik basıncın kan basıncından yüksek olduğu, bakın şurası, ikinci bölgede doku sıvısından kana madde geçer. Doğru, emilim oluyor. Doğrudur arkadaşlar. İkinci bölgedeki madde geçişi birinci bölgeden daha fazladır demiş. Hayır, yanlış. Grafiğe bakarak bile anlayabilirsiniz. Bakın burası az, burası daha fazla. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 olur. Evet, sorularımızı böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu da yine 20 dakikalık bir soru çözümü oldu. Siz de elinizde bulunan tüm kitaplardan ara ara tekrar ederek mutlaka dolaşım sistemi sorularını çözün. Umarım herhangi bir sorununuz kalmaz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.